Ve bu bölümde altın arayışlarına devam edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki altın bulmak oldukça zor. O yüzden ben aralarda kesme yapacağım arkadaşlar. Sizin de sıkılmamanız adına. O yüzden şimdiden yok neden kesme yapıyorsun? Yok böyle o iş mi olur falan filan demezseniz sevinirim. Şimdi böyle bir araştırmaya başlayalım. Önce kaçıncı seviyedeyiz ona da bir bakalım. 12'deyiz. Gayet altın bulmak için ideal. Şöyle sizin için torçlayacağım her tarafı. Evet, altın aramak benim için şey olsa da biraz eğlenceli olsa da sizin için sıkıcı olur diye tahmin ediyorum. O yüzden pek kömür bulduk bu arada. Sizin için o yüzden pek sıkılmanızı istemiyorum. Aralarda keseceğim. Böyle maden bulduğum zaman açarım arkadaşlar. Yani bir yandan da konuşmuş oluruz böyle. Bu arada lütfen arkadaşlar sizden bir isteğim var. Yorumlara crafting table'ım yanında mı benim? Evet yanımda gitmeme gerek yok. Yorumlara Hobbit mi yoksa Yüzüklerin Efendisi hikayesi üzerinden mi gitmeme sizin karar vermenizi istiyorum. Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi bunu bir koyalım şöyle. Bu kalsın abi. Zaten kömüre mi gidiyoruz? Oldukça kömür varmış burada da. Hadi ya bir tanecik altın ya. Aşağı mı gitsem, yukarı mı gitsem? Bu arada her tarafta şey var. Redstone var. Ama altın yok. Ya da aslında elmas da bulunabilir. O seviyelerdeyiz ama elmas da bulamıyorum. Elmas bulmak istiyorum gerçekten. O daha bir güzel olur. En azından korumasız gitmeyiz ve bu tünelden artık gitmeyeceğim. Yeter. Tamamdır. Birazcık şöyle gidelim. Şimdi biraz torca ihtiyacım var benim. Bu kadar yeter. Değil mi? Aynen. Umarım görebiliyorsunuzdur. Umarım karanlık değildir. Evet, devam ediyoruz. Oh, biraz daha kömür. Tabii ki işimize yarar. Çok fazla kömür. Alırım bir dal. Bir dal değil tabii ki. Bir sürü varmış. İyi kömür yapmış buralar ya. Bu arada şeyi bir tutorial videosu yani bu modu tanıtma adına bir video çekmeli miyim? Ona da siz karar verin. Eğer isterseniz çekerim arkadaşlar. Eğer istemezseniz tabii ki çekmeyiz. Ama böyle bir video yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Yani ben sıcak bakıyorum şahsen. Sonuçta hepiniz bu modun yani maddeleri, materyalleri, madenleri, yeni madenleri falan bilmiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sizin için yararlı olabilir. Neyse, ben küçük bir kesme yapacağım arkadaşlar. Sonra tekrar görüşürüz. 15 dakika tabii ki. Ve bir mağaraya girdim arkadaşlar. Orada bir creeper bayağı canımı azalsa da gene de kendimi yeniledim ve tekrar açtığım tünellere geri döndüm. Burada bir altın buldum. Hemen bir çevresini kazıyım. Bir saniye. Ya bir tane de yeterli bizim için. İki tane. İki tane. Ya bir dört tane. Çok işimize yarar.
Gerçekten çok şanslı sayılırız. Bunları şeyle alamıyorduk. O yüzden bir taş kazma yapmam gerekecek. İki tanem var burada. Demir yapmam lazım. O yüzden demirim çok var. Çok sayıda demir var. Evet arkadaşlar, bu arada acayip fazla demir. Şu an bana 3 tane yeter sanırım. Çok fazla demir topladım. Hemen onları crafting table'da bir dönüştürelim. Güzel bir şey olmasını bekliyorum. Hadi bakalım. İlk iki demirimizi aldık. Yok ya, ne yapıyorum ben? Oo. Bir şey. Evet, bu orta dünyada bir şey değil mi? Tamam, aldık. Hadi bakalım demirlerimizi, ay, altınlarımızı alıyoruz demir kazmamızda. Konuşamadım. Ocağımızı da alalım. Aslında burada göstermek isterdim. Ama yüzeye çıkacağım arkadaşlar. Hem size bu mağaralarımı göstereyim. Şöyle bayağı derin bir şekilde kazdım. Buradan nasıl şöyle bir şey yapalım. Tamam. Yalnız geldiğim yeri unuttum arkadaşlar. Gerçekten şuradan gelmiştim. Tamam. Oo, çok iyi. Sıkıntı yok. Evet. Yüzeye çıkacağız arkadaşlar. Orada altını işleyeceğim. Ve bir yüzük. Oo. Evet, burayı açık bırakmıştık. Oradan girmiştim zaten mağaraya sanırsam. Ama daha sonra yememişti tabii ki. Çünkü daha zırh falan hiçbir şey yapmadım. Şimdi gideceğim yüzeyde her şeyi tamamlayacağım. Hadi nerede kaldı? Hadi hadi. Hadi az kaldı. Ne kazmışız bir arkadaş. Bu arada gündüz olmuş sanırsam. Evet. Çok güzel. Şey yapalım. Şuraları bir kapatalım. Şimdi dışarıdan bir şey gelmez değil mi? Şunları gene de böyle kapatalım. Tamam. Şimdi ocağımızı bir şey yapalım. Kuralım. Şu kalsın. Bunu komple atalım. İlk önce altınlarımızı eritelim. Şey için. Yüzük için. Portal için. Daha sonra biraz demir üreteceğiz, eriteceğiz. Flintimiz var, çok iyi. İşte bu flint çakmak taşıyla beraber demiri işte çakmak taşı yapımında kullanacağız. Ondan sonra altınlarımızı portal yapmak için yüzeye dönüştürdüğümüzde yüzüğü ateşe vereceğiz arkadaşlar. Şimdi göstereceğim tabii ki. Evet. Altınlarımızı nugget şeklinde crafting table'da yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra onu aynen chest yapar gibi diziyoruz ve bir altın yüzük veriyor bize. Onu koyuyoruz. Geri kalana ihtiyacımız yok aslında. Onu hatta ben tekrar altın yapabiliyor muyum? Evet. Ben onu tekrar altın yapacağım. Gerisi bende kalacak. Tamam, bu altın demirlerimi de pişirsin. Hatta bir tane daha ocak yapayım. O da pişirsin. Hızlı olsun. Tamam, onu da böyle koyalım. Hatta şöyle bir şey yapalım. Tık, tık, tık. Onları da burada yapalım. Güzelce. Evet. Evet. Bu biyomdan çıkardık. Bayağı demirimiz var sanırsam, değil mi? Evet. Zaten bir 55 tane burada var. Bir 64'lük de burada var. Bayağı götürecek bu beni. Zaten orta dünyada belli noktalarda madene girmek çok kolay arkadaşlar. Özellikle Shire'da. Shire'da çünkü elmas bulmak derinlerde tabii ki çok kolay. Çünkü Shire'da hiç kötü karakterler,
kötü NPC'ler yok. Tabii oyunda şöyle bir şey var. Eğer iyi tarafta olursanız doğal olarak kötülere karşı oynuyorsunuz. Eğer kötü tarafta olursanız da iyilere karşı. Çok neden böyle bir şey söyledim? Yani mantıken böyle olması gerekiyor. Yani demek istediğim orklara da katılabiliyorsunuz. Urukaylara, orklara. Yani bir ork subayı da olabilirsiniz oyunda. Orklarla beraber çatışabilirsiniz. İnsan ya da elf ya da cüce ya da hobbit bölgelerini işgal edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Aslında bu kadar şeye gerek yok. O yüzden sizi de sıkmamak adına şunları artık olabildiğince yapsın diyorum. Ve ben de envanterimi düzenleyeceğim. Şunları şöyle alalım. Ham maddeler burada kalsın. Şöyle. Bu da yukarıda dursun. Evet. Yemeklerim burada kalsın. Hatta bunu yanıma alayım. Bu da dursun burada. Evet. Evet. Bunu ne yapalım? Buna bu dünyaya bir hediyemiz olsun. Bir ağaç dikmedi demesinler. Hatta böyle şov yapalım arkadaşlar. Arkamızdan şey yapsınlar böyle. Tamam, bunlar bayağı yapıyor. Hatta bunlarla zırh yapabiliyorsam zırh yapmak istiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Ne yapıyorum? Ha. Tamam. Tamam, bunu da yapalım. Bir tane kafamız için, bir de ayaklarımız üşümesin. Onlar bizi taşıyor sonuçta. Ne yaptım? Tamam. Hop hop hop. Geri burada. Tamam. Tamam. Onun geri kalanlarını da şöyle koyacağım. Tamam. Sen de kal. Oo. Bayağı varmış demirimiz. Çok iyi. Bunları eriteceğim. Çünkü oyunda cücelerin çok güzel forge'ları var arkadaşlar. Forge dediğim furnace. Yani. Neden öyle bir şey dediğimi de bilmiyorum. Tamam. Olayımızı hazırladık. Şu an şundan yapmam lazım. Tamam. Onu da yaptım. Evet. Bir orta dünyaya bir portal açalım. Portalımız kalsın. Şöyle. Şunları da şöyle. Şöyle. Tamam. Bunları zaten hallederiz. Orta dünyada. Zaten Shire'a gideceğiz buradan. Şuraları bir temizleyelim. Tamam. Arkadaşlar şimdi olay şöyle. İlk önce yere bir ateş yakıyoruz. Sonra yüzüğümüzü... Hadi. Oo. İşte böyle portalımız oluşuyor. Tabii ki orta dünyaya gelecek bölümde mi gitsem, şimdi mi gitsem diye bir şey yapıyorum ama gece oluyor. O yüzden hiç riske atmayayım arkadaşlar. Ben şöyle orta dünyaya doğru bir gezintiye çıkayım. Hoşça kal dünya. Evet. Dünyayı oluşturması biraz sıkıntılı. Çok çünkü modla oynadığım için dünyayı yüklemesinde biraz sorun yaşıyor. Zaman alıyor. O yüzden kusura bakmayın. Dünyayı bayağı indiriyor. Şimdi ben direkt oyunda tabii ki ilerlemeyeceğim arkadaşlar. Önce sizin Hobbit mi yoksa Yüzüklerin Efendisi mi hikayesine göre gitmemi söylemenizi istiyorum. Bunu çok söyledim biliyorum. Tabii ki hiçbir şey yapmadan başlayacağım. Bir sonraki videoda olaylara akacağız. Lütfen bunu belirtmeyi unutmayın. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hepinize hoşça kalın.